18 Eylül Çarşamba sabahından herkese merhaba. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Günaydın. Günün sıcak gelişmelerini aktaracağız. Dünden bugüne yansıyanları, gazetelerin ilk sayfalarını ve öne çıkan köşe yazılarını aktaracağız. Ancak öncesinde yola çıkacak seyircilerimiz için İstanbul'daki trafik yoğunluğuna bir bakalım. İstanbul'da an itibariyle trafik yoğunluğu ortalama %47. Köprülere bakacak olursak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bir başlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde köprü üzerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde bir yoğunluk yaşanmıyor ve köprü trafiğe bağlayan yolda da bir yoğunluk yok. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde köprü üzerinde yer yer akıcı bir trafik var ve köprü trafiğe bağlayan yolda yer yer yoğun bir trafik olduğunu aktarabiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakacak olursak köprü üzerinde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu yok. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de bir trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yer yer akıcı, yer yer yoğun bir trafik söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden gelen uyarılara bakacak olursak Anıt Mezar D100 Otakçılar bağlantısında sağ şeritte araç arızası var ve bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. D100 Haramidere Beylikdüzü yönünde sağ şeritte araç arızası var ve burada da yoğun bir trafik mevcut diyelim ve İstanbul'daki trafik yoğunluğunun ortalama oranına da tekrar bir göz atalım. %47 sevgili izleyenler, İstanbul'daki trafik yoğunluğu bu şekilde ve yine trafiğe ilişkin bir haber, araç kullananlara kötü bir haber. Çünkü benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Gece yarısından itibaren benzinde 35, motorinde 12 kuruş artış oldu. Epkis'ten yapılan açıklamada akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 18.09.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 35, motorinde 12 kuruş litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur denildi. Yeni zamlı fiyatlara göre İstanbul'da 6,75 liraya satılan benzinin litresi artık 7,1 liraya, motorin ise 6,38 lira yerine 6,5 liraya satılacak. Genç işsizlik son 14 yılın rekorunu kırdı. 15-24 yaş arasında işsizlik 5,4 puanlık artışla %24,8'e yükseldi. En çok da 1990 sonrasında doğan gençler işsizlikten payını alıyor. Kimi hiç işe giremiyor, kimi ise kıdem tazminatı düşük olduğu için kriz anında işten çıkarılıyor. Ne kadar süredir işsizsin? 4 yıldır işsizim. Ülkenin şartları çok zor. İşsizlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Haziran'da Türkiye'de işsizlik oranı %13 seviyesine çıktı. Genç işsizlik ise rekor düzeylere ulaştı. 15-24 yaş arasında işsizlik %24,8'lerde. İşsizlik son 14 yılın zirvesinde. En çok da gençler işsiz kalıyor. 1990 yılı sonrasında doğan Y kuşağı kıdem tazminatları az oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ilk kişiler oluyorlar. Üniversite mezunu insan sayısı eski oranla çok arttı. Ama iş sayısının oranda arttığını düşünmüyorum. Birçok üniversite var ve insanlar okumak için oralara gidiyorlar. Bu üniversitelerden mezun olduklarında istihdam edilemiyorlar. Yani özel sektörde de bu şekilde. 3 aydır işsizim ben. Bölümün ne? Ziraat mühendisliği. Ekonomik tablo artan üniversite sayısıyla birlikte ortaya çıkan rekabet. Gençlerin işe girmesi giderek daha da zorlu bir hal alıyor. Ekonominin gidişatı işsizliğin seyrinde doğrudan etkili. Kıdem tazminatının genç nüfus işsizliği üzerindeki etkisi de dikkat çekti. Son dönemde bu nedenle işten çıkartmalar arttı. Üretmeyen bir ülke olmamızdan kaynaklı olarak dolar yükseldiği zaman haliyle her şeye zam geliyor. Alım gücü düşüyor. Kişi başına düşen milli gelir düşüyor. Bu sürekli alım gücünü düşürüyor. Ve sonuç olarak da işsizlik oranı otomatik olarak artıyor. İnşaat sektörü benim alanım. İnşaat sektörü de baktığım zaman her geçen yıl daralıyor. Bu sene de %12 ile daraldı yine. Hani herkes, bütün arkadaşlarım benim şu anda bir endişe duyuyor geleceğinden. Gençler iş sahibi olsalar da şirketlerin de küçülmeye gidildiğinde ilk gözden çıkarılan kişiler oluyorlar. Özellikle de 90 nesli, yani Y kuşağı, kıdem tazminatları az olduğu için işten çıkarılıyorlar. Durum böyle olunca da işsizlikten payını en çok 90 nesli alıyor.
Ekonomik krizin derinleşmesiyle yaşanan işsizlik sorununun fotoğrafları gerek iş kuyruklarında gerek iş kur kapılarında çekiliyor. Krize ilişkin bir başka fotoğrafsa greve çıkan, iş bırakan işçilerin tepkileriyle ortaya çıkıyor. Gümüşhane'de 5 aydır maaşlarını alamayan ve ücretsiz izne çıkmak istemeyen maden işçileri eylem yaptı. 330 işçiden 200'ü tesis önünde toplandı, alacaklarını istedi. Çok zor durumdalar. Birçoğu kirasını ödeyememiş durumda ve 3-5 kirası içeride olan arkadaşlarımız var. Çocuğuna bez alamayacak arkadaşlarımız var. 330 işçiden 200 maden işçisi aylardır maaşlarını alamamanın sıkıntısını işte bu sözlerle dile getirdi. Ekonomik krizde çalışan da zor durumda, iş arayan da. Bu kez Gümüşhane'de kayda alındı işçilerin talepleri. Çalışan personel bizde dahil olmak üzere güvenimiz olmadığı için bir şey çıkmadık. İşçiler şimdi ücretsiz izne ayrılmak istemediklerini ve ödenmeyen geçmişe dönük aylıklarının ödenmesini istiyor. Bizim de talebimiz en son 2 tane maaşı yatırılma suretiyle çalışabileceğimizi aktardık kendilerine. Patronla görüşüp bize döneceklerini ifade ettiler. Şu an patrondan haber bekliyoruz. Arkadaşlar çok zor durumdalar. Açıklamaların ardından işçi grubu faaliyeti durdurulan tesiste talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceğini söylerken maden şirketi yetkilileri ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Yüksek Seçim Kurulu 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin maliyetini açıkladı. AKP'nin itirazı sonucu 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri Türkiye'ye 40 milyon 656 bin liraya mal oldu. İYİ Parti YSK üyesi Mustafa Tolga Öztürk'ün 23 Haziran seçimlerine ilişkin sorusuna cevap YSK Başkan Vekili Erhan Çiftçi'den geldi. Öztürk'ün 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin maliyetine ilişkin sorusuna cevap veren Çiftçi, toplam maliyetin 40 milyon 656 bin 388,55 lira olduğu tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 14 bin oy farkıyla rakibi Binali Yıldırım'ı geride bırakmış. AKP'nin ısrarlı itirazları sonucu YSK'nın kararıyla seçim 23 Haziran'da tekrarlanmıştı. Tekrarlanan seçimi İmamoğlu 800 bini aşkın bir oy farkıyla ikinci kez kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonla FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan astsubaylardan 111'i tutuklandı. Fethullahçı terör örgütünün TSK yapılanmasında ankesör sabit kontörlü hattı kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen ve mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 138 şüpheliden 111'i tutuklanırken 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 39 muvazzaf astsubay hakkında daha yakalama kararı bulunuyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Geçtiğimiz günlerde Beştepe'de bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirilen 2 saatlik görüşmeye ilişkin ayrıntıları da aktardı. Karamollaoğlu o görüşmede 150 bin civarında KYK'lı için av hazırlığında olunduğunu söyledi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu katıldığı programda Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilere ilişkin de konuştu. Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Abdullah Gül'le de görüştüm diyen Karamollaoğlu, onlar anladığım kadarıyla şu kanaate gelmişler, bundan sonra kendilerinin AK Parti politikalarının müsbet yönde değişeceğine dair bir kanaatleri yok dedi. Öte yandan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili görüşlerini de yineleyen Saadet lideri, Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde mesaj verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'nin Babadağ ilçesinde çalışmalarda bulundu. Belediye önünde halka hitap eden Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomiden özelleştirmelere kadar birçok başlık vardı. Türkiye'nin saatte 2 milyon dolar faiz ödediğini söyleyen Kılıçdaroğlu ayrıca alınan bu borçlar nedeniyle kullanıldı diye sordu. Kul hakkını yememenin temel kuralı nedir?
temel kuralı harcanan her kuruşun hesabının millete verilmesidir. Bu hesap verilmiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Denizli Babadağ'dan verdi mesajlarını. Belediye ziyareti sonrası vatandaşlara seslendi. Sürekli artan işsizlik verileriyle başladı konuşmasına. Her evde bir işsiz var. Her evde. İşsizlik o kadar büyüktü ki yeni rakamlar açıklandı işsizlikte. İşsizliğin ne olduğunu acaba biliyorlar mı Türkiye'yi yönetenler? Bir evde bir işsiz varsa o evde huzur yoktur. Üniversiteyi bitirmiş çocuk, gencecik çocuk, pırıl pırıl üniversiteyi bitirmiş. Erkekse askere gitmiş gelmiş. İş arıyor, iş yok. Şunu soruyor, ben niye üniversiteye gittim o zaman? Niye iş bulamıyorum ben diyor. Şimdi o işsiz, baba da bazen işsiz. Çocuğuna harçlık veremeyen bir babanın dramını acaba sarayda oturanlar biliyorlar mı? Özelleştirmelerden bahsederken tank palet fabrikasına ayrı bir parantez açtı Kılıçdaroğlu. 1105 sayılı kanun hatırlatması yaptı yine. Bana dünyada bir örnek gösterin, dünyada. İster Papua Yeni Gine, ister Kanada, ister Amerika, ister Kuzey Kore, ister Güney Kore, ister Hindistan, Pakistan, Endonezya, nereyi, Rusya, nereyi istiyorsanız, Amerika, Kanada, nereyi istiyorsanız. Bana dünyada bir örnek gösterin ki kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekmiş. Yok arkadaşlar ya. O zaman sormayacak mıyız hiçbirimiz? Sormayacak, elimizi vicdanımıza koymayacak mıyız? Ya bir devletin askeri fabrikası, silah üreten askeri fabrikası o devletin namusudur arkadaşlar ya. Nasıl bir yabancı orduya verirsin bunu ya? Dün veya evvelki gün çağrı yaptım. 1105 sayılı kararnameyi niye yayınlamıyorsunuz? Gizliyorlar şimdi bu kararnameyi. Niye yayınlamıyorsunuz? Millete niye gizliyorsunuz? Ben eleştireceğim diye. O kararnameyi ben zaten biliyorum. Sen benden gizleyemezsin. Ben bilirim. Nerede olursa olsun o kararnameyi bulurum, milletin önüne koyarım. Faiz konusunda da dikkat çekici rakamlar ortaya koyan CHP lideri, alınan bu borçlar nerelere kullanıldı diye sordu. Aldığınız bu borçları ne yaptınız siz? 170 milyar dolar faiz ödediniz. Saatte bakın, saatte 2 milyon dolardan fazla, günde 50 milyon dolardan fazla faiz ödüyor Türkiye. Yabancılara ödüyor. Şimdi ne kurdular? Borçlanma Genel Müdürlüğü. Bakın. Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Niçin? Borçları yönetemiyorlar artık. Bunu da bereket versin. Resmi gazetede yayınladılar da orada gördük. Mecburen yayınlıyorlar. Çünkü bir genel müdürlük kuruluyor. Adı ne? Borçlanma Genel Müdürlüğü. CHP lideri Babadağ'daki konuşmasında Suriye'de yaşanan son gelişmelere de değindi. Kim bizi Orta Doğu bataklığına sürükledi diye soran Kılıçdaroğlu, 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelirse kimse şaşırmasın dedi. Bakın Suriye'de kan akıyor. Kimin kanı akıyor? Müslüman kanı akıyor. Kim öldürüyor? Müslümanlar birbirini öldürüyor. Silahları kim veriyor? Bir tarafın eline Amerika, bir tarafın eline Rusya. Beyler birbirinizi öldürün diyor. Bak yeni silahlar buldum diyor. Buyurun öldürün. Size yeni silahlar vereceğim diye. Kim alet oluyor buna? Türkiye niye alet oluyor? Ne işimiz var Orta Doğu bataklığında? Ne işimiz var? Kim bizi Orta Doğu bataklığına sürükledi? Kim sürükledi? Bizim bunları sorgulamamız lazım değerli arkadaşlarım. Bakın bunun partiyle falan ilgisi yoktur. Bunun Türkiye'nin milli çıkarlarıyla ilgisi vardır. 3,5 milyon Suriyeli geldi. Eyvallah gelsin. Savaştan kaçtılar, çoluk, çocuk, genç, yaşlı hepsi geldiler. Sorun ne? Suriyelilere kızıyoruz. Niye Suriyelilere kızıyoruz ki? Suriyelileri buraya getiren adama kızacağız kardeşim. Suriyelinin ne günahı var? Kim buraya getirdi onları? Nasıl getirdi buraya onları? Onlar şimdi çalışıyorlar. Her birisi bir yerde. Bir de 40 milyar dolar para verdik. 40 milyar dolar. Ya 40 milyar dolarla Türkiye'yi asıl uçuracaktık o zaman. 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılışı gerçekleştiriliyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karadar konuşuyor. Dinleyelim.
küçükken yazlık sinemalar vardı, hatırlarsınız. Bir film, bir sanat eseri oynatılmak istendiğinde, tanıtılmak istendiğinde evvela Adana'da yazlık sinemalarda oynatılırdı. Eğer Adanalı testten geçirirse, o filmi onaylar, bol seyrederse bütün Türkiye'ye dağılır ve gerçekten çok sevilen bir film olurdu. Hani Anadolu'nda böyle, Adana'da böyle bir sanat kültür damarı vardır. Bu Altın Koza bunun için, Adana için, bizim için, sanat dünyası için, sinema dünyası için çok önemli. Yıllardır yapılır, zaman zaman ara verilir. Aslında bu yıl 50. yıldır, yani 50 sene önce başlamıştır Altın Koza. Ama bu sene 26.sını yapacağız. Yani fasılalar olmuş. Bazı yıllar yapılmamış. Ama 50 sene önce başlamış ve ismini de bütün dünyaya duyurmayı başarmıştır. Bu sene işimiz biraz daha zordu. Seçimden çıktık. Adana'nın durumunu biliyorsunuz. Yapılsın mı, yapılmasın mı tartışmalarından sonra Adana'ya en kötü koşullarda Altın Koza yapmalıdır. En kötü koşullarda en iyisini yapmalıdır diye düşündük hep beraber. Ve çok kısa sürede ben çok değerli sanatçı arkadaşlarıma rica ettim. Bu işi ehil insanlara teslim edelim. Sanat dünyasını, sinema dünyasını, sanatçıları bizden iyi bilirsiniz. Bu işleri bizden daha iyi bilirsiniz. Gelin bize destek olun. Sanat dünyasına destek olun. Bu işi siz yürütün dedim. Sağ olsun Timur Savcı, Nebil Özgen Türk, Menderes abimiz bizi kırmadılar. Zaten kendiler de hemşerimiz, onların hemşerimiz olmasından da büyük onur duyuyoruz. Böyle değerleri yetiştirdiği için Adana. Onlara da huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede en iyi işi çıkartma konusunda ciddi çaba gösterdiler. Kolay bir iş değildi tabii bu. Hani zaman kısa, ya biz çok güzel bir iş çıkaramayız, boş ver diyebilirlerdi. Ama hani diyor ya Mustafa Kemal Atatürk, tez zamanda çok iş yaptık ama bundan asla kifayet edemeyiz. Biz tez zamanda da çok güzel işler yapabilen de bir milletiz, bir toplumuz. Ben tekrar değerli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sözü de Nebil Özgen Türk'e bırakıyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Sevgili meslektaşlarım, sevgili dostlar, hoş geldiniz. Benim için çok heyecan verici gerçekten. Köklerimin olduğu kentte, memleketimde bir festivale emek vermek, gönül vermek, destek olmak, sevgili başkanın dediği gibi. Hakikaten gönüllü bir sürecin içine girmiştik 2,5 aydır ve devam ediyoruz. Çok mutluluk verici bir durum. Hepimiz çok heyecanlıyız. Sağ olsun. İstanbul'da olsak da kalbimiz hep Adana'da olduğu için özellikle Timur'la Menderes İstanbul'dan 3 aydır ve belki de haftada 2 kez gelip gittik. Niye gelip gittik? Bu yıl yine Altın Koza yapılsın. Aman Altın Koza olmadı, çöpe gitti, yapılmıyor dedikodularına son verelim. Gerçekten mucizevi bir dönüşümle, muazzam bir emekle yürütme kurulu üyelerinin her birinin 20 saatlik çalışmasıyla, mesaisiyle, tek tek aramalarla bir festivalin başlayacak olmasına geldik. 23 Eylül Pazartesi festivalimiz başlıyor. Bence çok iyi başlıyor. Çok iyi devam edecek. İçeriye biraz sonra bakacaksınız zaten. Göreceksiniz. Yani ama içerikle ilgili tabii ki festival direktörümüz Kadir Beyicioğlu önce bir özet yapsın. O da aramızda İzmirli gibi görünse de Adana'da daha çok yaşayan, kalan arkadaşımız, sevgili öğretim üyesi Kadir Beyici, festival direktörü ve öğretim üyesi arkadaşımız bütün öğrendiklerini uyguladı, sağ olsun. Evet, Kadir Beyicioğlu'nu dinleyeceğiz. Sonra tek tek bütün dostlara
tabii ki söz hakkı vereceğiz. Teşekkür ederim Nebli abi. Merhabalar, herkese hoş geldiniz. Evet, hani Sayın Başkan'ın da vurguladığı gibi Adana gerçekten bir sinema kenti. Geçmişinden beri sinema hikayelerini içinde taşıyan, sinema dair ürünler üretilmesine alan yaratan, doğal alanlar yaratan bir kent. Dolayısıyla festivalin hikayesine de sinmemesi mümkün değil Adana'nın bu özelliğinin. Bu yüzden ben öncelikle festival için hazırladığımız bir VTR'miz var. Festival ve genel VTR'si. Onu izleyelim istiyorum. Sonra programla ilgili kısa bilgiler vereceğim ama yine arada VTR'ler olacak. Tam da Adana'nın sinema ruhunu, Adana'nın sinemaya olan doğal yakınlığını yansıtan bir VTR hazırladı arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Tabii bizim festivalimizin en önemli, en heyecanla beklenen kısmı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması. Buraya 52 film başvurdu sektörden. Şüphesiz her biri ayrı kıymetliydi. Ayrı emek verilmiş filmler, değerli işlerdi. Ama festivalin yarışma yönetmelikleri gereği 12 film alabilmek durumundaydık. Ancak 12 filmi kabul edebildik yarışmaya. Yoğun bir ön değerlendirme süreci sonrasında 12 film aldık ve büyük jürinin, yani festival süresince filmleri izleyerek son karar verecek jürinin beğenisine sunduk bu filmleri. Jüride Serra Yılmaz başkanlık ediyor. Çok kıymetli bir sinema insanı, oyuncu Serra Yılmaz var. Yine yönetmen İlksen Başarır, oyuncu Öykü Karayel, yapımcı Emine Yıldırım, Aytekin Ataş, Soykut Turan jüride görev alacaklar ve sinema yazarı Uğur Vardan. Şimdi ben bu bölümde yarışacak 12 filmle ilgili de kısa bir görüntümüz var. Onu da izlemenizi rica edeceğim sizden. Birbirinize. Efendim? Ya ben iyi. İyi görmüyorum seni. Ben gayet iyiyim. O kapının üstündeki su damlası benim 25 yıldır koklayamadığım oğlumun teri. Taşlar kadar. Aynı kelimeleri kullanma. Benim aracım dağlar, taşlar kadar, topraklar kadar. Denizdeki okyanuslar kadar seni çok seviyorum babacığım. Hastasın anladık. Herkes hasta. Annem de hastaydı. Hepimizin derdi var. Ben neler yaşıyorum biliyor musun sen? Annem beni yetiştirdi. Bu ellere yolladı. Bizi görenin kim olduğunu biliyorum. Festival programı elbette kısa filmcileri, kısa film sevenleri, kısa film üreten gençleri unutmuyor. Her yıl geleneksel olarak devam eden Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması ve kısa film seçkileri bir şekilde festival programının içine aldık. Şimdi bu yarışmalarda yer alacak filmlerle ilgili yine kısa bir görüntü izleyelim birlikte lütfen.
Evet. Adana izleyicisinin yıllardır yoğun ilgi gösterdiği Dünya Sineması bölümüne de çok güzel butik bir seçki hazırladık. Tabii festivalin duruşuna yakışan, festivalin toplum sorunlarına, hassasiyetine, duyarlılığına yakışan bir program oluşturmaya çalıştık. Dolayısıyla burada iki tane özel bölüm var. Birisi insana rağmen insanın doğaya verdiği zararları, doğayla, doğanın insanla mücadelesini ön plana çıkarmayan kıymetli bir seçki var orada, üç filmlik. Bir de bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali olarak Türkiye'de ilk kez festivaller alanında özel olarak ama genelde sinema alanında cinsiyet eşitliği sözünü veren ilk festival olduk biz. Fikri taahhüt ettik. Bu doğrultuda da festivalimizin içeriğini oluştururken daha kadınların eşit temsiliyetini sağlayacak bir içerik ve kurgu oluşturmaya çabaladık. 2020 yılına kadar verdiğimiz bir söz bu. Bu bağlamda Afgan sinemasına bakan Afgan kadın yönetmenlerin gözüyle Afganistan'da yaşanan sorunları, toplumsal sorunları, siyasi sorunları ve kadının yaşadığı sorunları ön plana çıkaran bir özel bölümümüz daha var. Orada da kısa bir görüntü yine arkadaşlar izleyecekler Dünya Sineması seçkisine dair. Semaine tous les deux. Je peux pas. This punk really needs. Nebil abi, içeriye dair benim kısaca söyleyeceklerim bunlar. Belki sorularla daha detaylı bilgiler verebiliriz eğer soru evet, olursa. Çok teşekkür ederiz sana sağ ol. Bu ayrıntılı hazırlıklar için. Bana göre festival sadece festivallik diye algılanmamalı. Popüler hayatla işte entelektüel diyelim ya da özel araştırmaların, özel alanların filmleri, özel alanların sanatlarını yapan ürünlerle halkın ilgi göstereceği ürünlerin harman olması demek. Yoksa ya bu festivallik film deyip geçiyoruz bazen. O yüzden bu festivalde yani 50. Altın Koza diyorum ben hala. Gerçekten buna da özen gösterildi. Hem davet edilen dostlar açısından paneller vesaire hem de öyle aralarda bir takım çok sürprizler açısından ben hemen mesela aklıma geliyor Timur Savcı kardeşimiz kendi yaptığı yapımcısı olduğu Ölümlü Dünya ve geçen yıl birincisinin çok izlendiğini hatırlayanlar olacaktır. Ölümlü Dünya filmini armağan etti. Oyuncularıyla filmiyle burada ilk gösterimini yapacağız. Ve ona ilişkin ve ayrıca kendi dünyasına ilişkin kalbinden geçenleri de anlatacak sevgili Timur Savcı kardeşim. Merhaba. Öncelikle bir Adanalı olarak Altın Koza ekibinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Ziyadesiyle de bu konuda bizleri böyle bir şeye katkımızın olmasını sağlayan ve vesile olan ve bu fikri üreten Sayın Başkanımıza Zeydan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Benim kariyerimde ve hatta yapımcı olmamda Adanalı olmamın çok büyük etkisi olmuştur. Bunu hemen bir torpil olması gibi düşünmeyelim.
Çünkü Adana'da bir çocuk doğduğunda ve büyüdüğünde sinemayla büyür, altın kozayla büyür. Ben de tamamen altın kozayla büyüdüm. O yüzden benim için başka bir duygusal tarafı da var. Bu sene tabii çok kısa zamanda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sade ve rafine bir festival olsun diye hep birlikte taşın altına elimizi koyduk. Ama gerçekten çok kısa bir sürede yaptık bunu. Önümüzdeki altın kozalarda çok çok daha iyilerini yapacağız diye düşünüyorum. Bu arada sevgili Nebil Özgen Türk Ölümlü Dünya ile ilgili ilk gösterim dedi. Heyecandandır diye düşünüyorum Adana'da. Zaten vizyona çıkmıştı ama ondaki asıl sürpriz bütün oyuncuları ve ekibiyle birlikte Adana halkıyla birlikte bir izleme yapacağız. Bizim bu katkılarımızın dışında bizim sektörümüzden, endüstrimizden ve kurumlarımızdan bir sürü sanatçı dostumuz, kreatif ekiplerimiz, yazarlarımız Adana'ya gerçekten gönülden destek oldular. Burada da onlara çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Ya benim için ölümsüz olduğu için film. Çok çok güzel bir film. Evet, başkanımız konuşacak şimdi. Tabii Adana'nın başkanı ayrı. Adana gibi başkan sevgili Zeydan Karalar abimiz, Zeydan Karalar başkan açış konuşmasını yaptı. Şimdi Altın Koza Film Festivali Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Menderes Samancılar Başkanımız konuşacak. Yani, başkanım yanlış anlamasın da hiç başkan olmayı hiç düşünmedim. Yani bu sadece bu bir başkanımızın bize verdiği bir görev. Aslında çok enteresan bir dönemden geçiyoruz ülke olarak baktığımızda. Yani ülkemizin etrafında savaşlar var, ülkemize katılmış olan mülteciler var, ekonomik zorluklar var, terör var, ne ararsak var. Ama en vahimi hiçbir dönemde olmadığı kadar kadına şiddeti hep beraber izliyoruz. Maalesef izliyoruz. Ama dileğimiz ki bunun da üstesinden gelinecektir. Hepimiz el ele vereceğiz. Barışın, kardeşliğin temelini festivallerle, sanatlarla atacağız. Bunu da halledeceğiz. Zaten sanat ve kültür yoksa biz ne ülkede ne dünyada barışı sağlamamız da mümkün değil. Bu göreve geldik. Çok güzel, onur verici, çalışacağız. Hepimiz hazır geldik aslında. Çünkü niye? Bu topraklarda doğduk, büyüdük. Burası Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in, Yılmaz Güney'in şehri. Burada yiğidin, sanatın harman olduğu bir Çukurova. Biz de buradan beslendik ve biçimlendik. Ne kadar nedenli birikimlere ulaştık bilmiyoruz. Yaptıklarımız işlerle göstereceğiz. Bu festivali de şehrimize, ülkemize, sinemamıza layık olmak için elimizden geldiğince titiz çalıştık. Ekibimizle, arkadaşlarımızla ve başkanımızın desteğiyle iyi hazırlandık diye düşünüyorum. Ama ne konuşursak konuşalım burada, neticede festival bittikten sonra yaptıklarımız iş konuşulacak. Onun için şimdiden olacak arızalara da, eksikliklere de hoşgörüyle bakmanızı isteyeceğiz. Hiçbir şeye hoşgörüyle bakmayız aslında ama sanata bakabiliriz bir ucundan. Çünkü gerçekten elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Sizlere layık olmaya, ülkemize layık olmaya, sanatımıza, sinemamıza layık olmaya çalışacağız. Takdir sizin artık. Biz elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler Menderes abi, sevgili başkan. Şimdi gerçekten Zeydan başkanımız daveti yaparken dedi ya zaten az önce konuşmasında ya siz yapacaksınız diye. Çok samimi söylüyorum dostlar. Hakikaten en küçük bir noktada müdahalesi olmamıştır ve sadece imkan sunmuştur. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyoruz. Hani Festival Yürütme Kurulu adına. Bir de her başkanın, her yerel yöneticinin, kaptanın
Tabii ki ekibi vardır. Çok beraber çalışma arkadaşları, güvendiği ekibi. O ekip de bize çok yardımcı oldu, sağ olsunlar. Türkan Hanım genel sekreter yardımcısı olarak ilk başından itibaren her türlü desteği başkan adına, başkanın olmadığı anlarda hep vermiştir. Türkan Hanım'dan da bu süreci, bu iki aylık zorlu ve hızlı süreci siz de anlatın ya da festival ile ilişkin duygularınızı. Sonra Kadir kardeşim, sen mümkünse filmler dışındaki bölümleri de anlatırsan dostlarımıza, paneller vesaire vesaire. Ayrıca Nebi'cim, yürütücü ekibimizden yani İsmail Timuçin ve Gökhan Mutlay'dan bahsedeceğiz. Tamam, tamam. Ve ben onu söyleyecektim. Evet, şimdi Türkan'dan evet. Önce bir kere sanat dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesi Cüneyt Cebenoyan bu ekibin içinde olacaktı. Bize zenginlik katacaktı ama talihsiz bir trafik kazası sonucu bundan 15-20 gün önce bizlerden ayrıldı. Yine Gökhan kardeşimiz şöyle bir ayağa kalkarsan bu işin duayeni, bu işin koordinatörü Kadir Beycioğlu, zaten yıllardır tanırsınız. Bizim Altın Kozan'ın direktörünü yapmış bir kardeşimiz. Arkadaşlar ve biz bu işleri en iyisine, en iyisi, en iyi kadroya, bu işi en iyi bilenlere tevdi etmeye çalıştık, başarılı olsun diye. Evet. Evet, başkanımızın da beyan ettiği gibi sanatı en iyi bilenler sanatçılardır. Onu onlara teslim etmek gerekir diye bakıyoruz. Bizim yönetim anlayışımız bu. Başkanımızdan aldığımız talimat bu doğrultuda. Biz ancak o sanatçılara lojistik desteği nasıl sağlarız diye bakarız. Onların taleplerini nasıl karşılarız diye bakarız. Ancak ben mesela bu festivalde özellikle son yıllarda kadınların toplumdaki konumlandırılışı ve bakış açısının değişikliğiyle ilgili meseleye bir vurgu yapılmış olması çok kıymetli diye çok kıymetli buluyorum bunu. Böyle bir vurgu önemli bir şey. Bir de tabii yerel yöneticiler olarak bizlerin sorumluluğu festival bittikten sonra da bu kentin bir daha öncesinde olduğu gibi, tarihinde olduğu gibi bir sinema kenti olarak anılmaya devam ediyor olması. Adanalıların yıl boyunca kültürel ve sanatsal etkinliklere kavuşuyor olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor olmamız. Biz de her festivalde bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Mesela ben Adana'da 70'li yıllarda 100'den fazla açık hava sineması olduğunu öğrendim. Sayı olarak hani bunu hep konuşuyoruz ama bu sayının çok daha fazla olduğunu öğrendik. Dolayısıyla ben buradan kendimize bir yerel yönetici olarak şöyle bir görev çıkarıyorum. Bu sinemaların yerlerini belki tekrar hatırlatmak. Tekrar Adana'yı sürekli sinemanın konuşulduğu, sinemanın yaşandığı, insanların her gün her gece sinemalara gittiği, özellikle böyle sınırlı sayıda ve medyanın niteliği de göz önünde bulundurduğumuzda alternatif alanlar yaratabileceğimiz bir noktaya taşımayı bir görev olarak alıyorum buradan. Bu sinema festivali bana böyle bir görev hatırlattı diyorum. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Adana'nın katkısını, desteğini daha çok bekliyoruz diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi burada gördüğünüz afişi de söylemek gerekiyor. Afiş konusunda biraz sancılı bir süreç geçirdik değil mi sevgili İsmail Timuçin, sevgili dostlar? Şimdi bu gördüğünüz afişin, evet, o güzel tasarımın yaratıcısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu. Benim de çok saygı duyduğum evrensel bir tasarımcı ve karikatürist, çizer, akademisyen. Ve muazzam benim için bir anda böyle, anlatmayalım ayrıntıları ama bir anda kalbimize vurdu. 20 günlük afiş gitti geldi. Biliyorsunuz bu işler çok zordur. Kitap kapakları, afişler. Ama bir akşam vurdu bize bu. Akşamın 18'inde. Burada çünkü her şey temsil ediyor bence. Barış var, pamuk var. Bu arada şaka yapayım. Şu gördüğünüz salondaki durum da dekor da bir film şeridi gibi. Yani dikkatinize sunarım. Orada film şeridi de var. Sinema var. Ve bütün gökkuşağı renkleri var. En çok ihtiyacımız olan, yani barışı temsil ediyor diye düşünüyorum. Ben Gürbüz Doğan Ekşioğlu için hakikaten çok şimdiden ona bir alkış göndermek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Gerçekten bence çok dikkat çeken bir afiş. Yani ben de onun izleyicisi olarak söyledim bunu. Ve sevgili Kadir Beycioğlu, tekrar çok özetle panellerden, ayrıntılı programlardan söz eder misin? Öyle de kapatmış olalım.
panellere geçmeden önce sevgili Cüneyt Cebenoyan eğer ani kaybetmeseydik, eğer ekibimizde olacaktı, başkan da vurguladı ama biz Cüneyt Cebenoyan'ı unutmadık, onun adını yaşatmak adına uzun metraj film yarışmasında her yıl geleneksel olarak verdiğimiz SİAD en iyi film ödülünü SİAD Cüneyt Cebenoyan en iyi film ödülü olarak adlandırdık ve bunun kalıcı olarak gelecek yıllarda da devam edeceği şekilde bir Cüneyt'i içimizde tutacak alan açtık festivalde. Ailesi de bunu memnuniyetle karşıladı, sağ olsunlar, buna müsaade ettiler. Festivalde evet özel gösterim bölümleri dışında yine söyleşiler, paneller Adanalıların ilgisini çekecektir. Çok güzel paneller var, söyleşiler var. Bunlardan biri Orhan Kemal sineması üzerine Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğünde olacak. Işık Öğütçü, Mazlum Vesek, Menderes Samancı'la ve Nur Sürer'in katılımıyla 26 Eylül 2019 Perşembe günü 17.30'da Belediye Tiyatro Salonu'nda sinema severleri bekliyor. Yine Hababam Sınıfı 60 yaşında başlıklı bir söyleşimiz Nebil abi moder edecek. Aydın Ilgaz, Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ve Güner Özkul'un kızı Güner Özkul. Affedersin abi. Güner Özkul katılıyor bu panele. Sergiler, artık o detaylara girmek istemiyorum çünkü bu dokümanda hepsi detaylı şekilde var, size birazdan ulaşılacak, iletilecek. Aynı zamanda bunları dijital olarak bundan sonra basın toplantısı yapıldığına dair gelecek basın bülteninden dijital olarak da ulaşabileceksiniz. Benim söyleyeceklerim bunlar içeriye dair Nebil abi. Evet, sevgili başkanım bir kapanış konuşmasıyla bu güzel basın toplantısını. Evet tabi hani basının soruları olacak mı, alacak mı soru, öyle bir şey düşünüyorsunuz mu? Yoksa yani hani ya bilmiyorum ben hani merak ettikleri ettikleri bir şey varsa konuyla ilgili. Evet. O zaman buyurun kardeş, sevgili dostum. Çok güzel bir komedi filmi kadına şiddetti. Bence bu filmi nasıl sahnede doğru yansıtması bakımından size de getirecekler anlamda nelerin gönül yapısı şekilde uğradı. Kadınlara yönelik bu oranına edilebilir bir kadın şiddetini. Açıkçası küçük bir sisi yapılabilir mi? Bunu alırsın. Yani anlamda çok yani hiç endişeniz olmasın. Mutlaka bu film festivalinde geri verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanıyorum toplumda da çok yardımcı olacak. Zaten farkındaysanız açılışımızı zaten böyle başlattık. Festivalimizin her alanında kadına, çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddetten sık sık bahsedeceğiz. Katılan konuklarımız da bahsedecek. Çünkü bizim hedeflerimizden biri de yani adaletli bir dünyada yaşamak. Yani kadını doğrayacak, ondan sonra kravatını takacak, pantolonu ütülecek, mahkeme tarafından affedilecek diye bir yasa varsa demek ki adalet yok demektir. Biz buna karşı olduğumuz için bunu da festivalimizin her alanında belirteceğiz. Çünkü biz yola çıkarken bağımsız, özgür ve sansürsüz bir festival diye yola çıktık. Burada bulunuşumuzun amacı bu. Onun için kadına şiddet bizim birincil görevlerimizden biridir. Hiç endişeniz olmasın bu festival içerisinde ve bundan sonraki başka festivallerde de olsa biz bunun yakasını peşini bırakmayacağız bu adaletsizliğin. Teşekkür ederim sorunuz. Teşekkürler, sağ olun önümüz için. Başkasının hakkını alma, dur. Tamam. Evet, buyurun buyurun dostum. Evet. Buyurun. Buyurun. Aynen onun üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız. Tabii yasal olarak bir sözleşme yaptıkları için onun bir süresi var. Onu çözecekler, onu yazlık sinema haline getirecekler. Onun dışında da bizim Seyhan Belediyesi'nin yaptığımız 4 tane mahalle merkezinin 2 tanesinin üstünü
yazlık sinema yapacağız. Birkaç şeyde de yazlık sinema gösterimi yapacağız. Yani bu sene belki az yetişir ama sene bu işleri çoğaltacağız. O nostalji yaşatır sana, merak etme. Kaç tane sinema var? Zor soru bu ya. Kim 500 milyar ister sorusu. 4 tane sinema biliyorum ben. 5 tane mi? Ben 4 tane biliyorum. Yazlık sinema ekleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Senin mahallen değil mi orası da aynı zamanda? Benim mahallemde 2 tane evet, vardı. Evet orada Seyhan'da. Bir Alemdar sineması i̇ki var. 2 tane vardı benim mahallemde. Sadece Seyhan'da 2 tane vardı. O hayata geçecek zannediyorum. Evet değerli arkadaşlar çok soru gelmeyecek herhalde. Ben var mı başka soru? Özet, soralım yine. Bir peki, özet. Peki bu arada KRT'ye teşekkür ediyoruz. Canlı yayınladı bütün. Evet canlı yayınlarız. Brezilya'nın benim sevgili dostum Serdar da burada, Akinan da burada. Onu da sürpriz olarak gördüm. Başkanımızın danışmanı sağ olsun. Evet. Buyurun başkan. Şimdi Menderes abi kısmen bahsetti. Sanatın, kültürün olmadığı yerde barış yoktur, kardeşlik yoktur, huzur yoktur. İnsanları siyasi görüş ayırt etmeden birleştiren İki temel güç vardır. Biri kültür ve sanattır. Biri de spordur. Bir maçı her siyasi partiden, her siyasi görüşten insan izler. Spor da tabii ki sağlıktır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur der Mustafa Kemal Atatürk. Onun ayrı önemli bir yeri vardır. Ama sanatın onun da ötesinde kardeşliği, barışı tesis eden ve insanı bilinçlendiren bir yönü vardır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün de sanata bakış açısı bu doğrultuda olduğu için sanatın olmadığı yerde barışın, huzurun, kardeşlerin olmayacağını bildiğimiz için biz hiç olmadığı kadar Seyhan Belediyesi Başkanı iken hem spora hem sanata olağanüstü destek verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak da bu desteği katlayarak devam ettireceğiz. Zaten Adana festivaller kenti olmaya aday ama bundan sonra Adana bir başka festivaller kenti, kültür, sanat, sinema kenti olacaktır diyorum. Ben herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli basına teşrif buyurduğundan dolayı çok değerli sanatçı arkadaşlarıma, kardeşlerime de koydukları, koyacakları katkılardan ötürü şimdiden çok teşekkür ederim. Çok güzel bir festival olacak. Herkesi bekliyoruz. Teşekkürler arkadaşlar tekrar. Evet şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranlardan saat başı tekrar karşınızda olacağız. Saatlerimiz onu gösteriyor. Gazetelerin ilk sayfalarıyla devam edeceğiz. Sözcü gazetesiyle bir başlayalım. Hemen seslendirelim manşetini Sözcü'nün. AKP'li başkan işçiye yapılan zammı kriz var diyerek geri aldı demiş Sözcü gazetesi. Samsun'da yaşanan olay bu kadar da olmaz dedirtti. Belediyenin AKP'li eski başkanı geçen yıl personeline %17.65 zam yapmıştı. Yeni başkansa imkanımız yok deyip maaş zammını iptal etti. Sözcü gazetesinin manşeti bu şekilde ve bir diğer dikkat çeken başlık ise iktidar belediyesi borç ödemek için camileri satıyor başlığı. AKP, CHP camileri ahır yaptı diyor ama demiş Sözcü gazetesi. Balıkesir'e bağlı AKP'li Dursun Bey Belediyesi ile ilgili müthiş iddiayı CHP milletvekili Ensar Aytekin şöyle anlattı. Belediye 22 milyon liralık borcuna karşılık 8 cami satışa çıkardı. Bunların mülkiyeti vergi borçlarına karşılık tapuları ile birlikte maliyeye bırakılıyor.
Evet, bir diğer başlığa bakalım. Yargı reformu paketi için uzlaşma çağrısı başlığına da bir bakacağız. AKP'li Grup Başkan Vekili Naci Bostancı'dan yargı reformu paketi için uzlaşma çağrısı. Adil yargılanmanın önünü açması beklenen yargı reformu meclisin ilk gündem maddesi olacak. AKP'li Bostancı, hazırlıklarımızı tamamlayıp muhalefete sunacağız. Konsensustan yanayız dedi. Sözcü gazetesine dikkat çeken haberler bu şekilde. Bir diğer gazeteyle devam edeceğiz. Karar gazetesini hemen ekranlarınıza taşıyalım. Manşetini seslendirelim Karar Gazetesi'nin. Avrupa'nın çöpüne mi layığız biz diyor Karar Gazetesi manşetten. Çin ve Filipinler yasakladı. Polonya kapısını kapattı. Avrupa'nın plastik çöplerinin yeni adresi Türkiye oldu. 2016'da aylık 4000 ton olan çöp ithalatı 2 sene sonra 7 kattan fazla artarak 30.000 tonu geçti. Geri dönüşümün tesislerinde sadece iç pazara sunulmak üzere işlenen çöplerin çevre ve insan sağlığına zararları ise uzmanların kabusu oldu. Ve Karar Gazetesi'nden dikkat çeken bir diğer haber, silahı dolu ama cebinde. Aramco saldırısı sonrası İran'ı işaret edip silahımız dolu diyen Trump, krizin 3. gününde tehdidin dozunu düşürdü. Tahran sorumlu gibi görünüyor ama karşılık verme konusunda acele etmeyeceğiz dedi ABD Başkanı Donald Trump ve bu ifadeler de ilk sayfada yerini bulmuş. Ve Karar Gazetesi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da var. Kararnameyi bulup milletin önüne koyarım dedi Kılıçdaroğlu. CHP lideri tank palet fabrikası üzerinden Cumhurbaşkanı'nı hedefe koydu. Kim silah fabrikasını başka bir ülkeye peşkeş çekiyor? Silah fabrikası devletin namusudur. Satmadık diyorlar. Resmi gazetede kararname var. Tank palet fabrikasının özelleştirme kararı. Bunu eleştirince 1105 sayılı ikinci bir kararname çıkardılar. Bunu neden yayımlamıyorlar bilmiyorum. O kararname nerede olursa olsun bulur, milletin önüne koyarım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bir zafer haberi Karar Gazetesi'nde. Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu, milli güreşçi tarih yazdı demiş Karar Gazetesi. Bir diğer gazeteyle devam edeceğiz. Hemen bakalım Cumhuriyet Gazetesi'ne. Seslendirelim manşetini Cumhuriyet'in. Partide kal, makamı kap demiş Cumhuriyet Gazetesi. Kopuşları önlemek isteyen AKP'den küskün yöneticilere koltuk rüşveti manşetiyle bugüne çıkılmış. Hemen bakacağız ara başlıklarına. Belediyede mevki ara başlığına hemen bir göz atalım. AKP yönetimi siyasetteki yeni oluşumların partiye bir zarar vermeyeceğini savunsa da üye kaybını önlemek ve yeni partilere geçişleri engellemek için bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda aranan eski milletvekilleri ve teşkilat başkanlarına özellikle büyükşehir belediyelerinin şirketlerinde makam mevki önerildiği belirtiliyor. Partide görev, ziyaret edilen eski yöneticilere partiden kopmayın, il ve ilçe yönetimlerinde görev alabilirsiniz denildiği de dile getiriliyor. Erdoğan'ın da 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı muhalefet ayrımı yapmadan toplantıya çağırarak parti tabanına kapsayıcı politikalara dönüyoruz mesajı vermek istediği vurgulanıyor. Büyük petrol krizi başlığına da bakacağız. Aramco'nun Ekim teslimatları ertelenecek. Akaryakıta büyük zam yolda. Suudi Arabistan'da devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise yapılan saldırıdan en ağır darbeyi petrol ithalatçısı ülkeler aldı. Brent petrol dolar kuruyla motorin ve benzin fiyatları arttı. Ton fiyatı motorinde 582 dolardan 642 dolara, benzinde 584 dolardan 648 dolara fırladı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Evet, devam ediyoruz yine Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer başlığa bakalım. Diyanet iş başında başlığına bakacağız. MEP denetimden kızların okula yazdırılmasına dek pek çok işi devretti. Yıllardır protokollerle eğitimdeki görevlerini dini yapıya devreden MEP, erkek çocukların medreselere yönlendirildiği Doğu ve Güneydoğu illerinde Diyanet'le işbirliği yaptı. Diyanet kız çocuklarının okula devamı için aile ziyaretleri yapmaya başladı. Zorunlu eğitimin de devamının denetlenmesi görevi de Diyanet'e bırakılırken Antalya'da da müftülüğün ortak proje adı altında özel eğitim alması gereken çocuklara din eğitimi verdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki dikkat çeken haberler bu şekilde. Bir diğer gazete, Bir Gün Gazetesi. Hemen bakalım ilk sayfasında Bir Gün Gazetesi'nin. Özel çocuklara camide eğitim demiş Bir Gün Gazetesi manşetinde. Zihinsel engellilerin de aralarında olduğu özel eğitime muhtaç öğrenciler için MEP yerine
müftülük harekete geçti. Öğrencilere Kur'an eğitimi verilecek diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde okuduğumuz son haberle bağlantılı diyebiliriz aslında. Benzer bir haber müftülükte anlaşma ara başlığı. Milli Eğitim Bakanlığı'yla imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla pedagojik ilkeleri yok sayarak öğrencilere dini eğitim veren Diyanet, şimdi de özel eğitime muhtaç duyan öğrencileri ilgi alanına aldı. Antalya Kepez Müftülüğü ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki anlaşmayla dinimizi öğreniyoruz adıyla proje başlatıldı. Bu kapsamda özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere Kur'an dersi verilecek. Proje Kepez'deki tüm ilgili okullarda uygulanacak. Bir günden bir diğer başlığa bakacağız. Hasta yatağından yandaşa aslan payı. Şehir hastaneleri AKP'nin gözde şirketlerine adeta arpalık oldu. Şirketlere devlet kasasından yatak başına 31 bin lira ödenmiş. İktidarın her fırsatta övünerek anlattığı ve yüzlerce eksikle açılan şehir hastanelerinin kimin işine yaradığı ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi'nden doçent doktor Yiğit Karahanoğulları şehir hastaneleri için geçen yıl yatak başına aylık 16.042 lira kira, 14.585 lira da hizmet bedeli ödendiğini duyurdu. 20 şehir hastanesi için sözleşme imzalandığına dikkat çekti. Evet, Bir Gün Gazetesi'ndeki dikkat çeken haberleri de seslendirdik. Son olarak Yeni Çağ Gazetesi'ne bir bakalım. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetini hemen seslendirelim. İşsizlik sosyal tahribata dönüştü demiş Yeni Çağ Gazetesi ve iş kuyruğundan bir fotoğraf karesi kullanılmış Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde. Bunalıma giren gençler saldırganlaşıp ailede huzuru bozuyor. Evli olanlar eşine şiddet uyguluyor. Bazıları da tarikat ve terör örgütlerinin ağına düşüyor. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıklamıştı ve burada en çok dikkat çekense genç işsizlik oranıydı. Sevgili izleyenler, Yeni Çağ Gazetesi de bu konuyu manşette görüyor ve gençlerin durumuna ilişkinde bir not iliştirilmiş bu habere. Ve Gani'ye saldırı başlığına bakacağız. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Yaralılardan 11'inin durumu ağır. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor ve 24 kişinin de öldüğü Yeni Çağ Gazetesi'nde yer almış. Evet, Oktar örgütü için 871 yıl ceza istendi başlığına bakacağız. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına Silivri'de başlandı. İddianamede örgüt üyelerine 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Yeni Çağ Gazetesi'nde bir de başarı haberi görülmüş. Kaya Alp tarih yazdı. Dördüncü kez dünya şampiyonu oldu Rıza Kaya Alp. Böylece gazetelerin ilk sayfalarını noktalayalım sevgili izleyenler. Yeni Çağ Gazetesi'nde seslendirdik ve gazeteleri noktalayacağız ve araç kullananlara kötü bir haber vereceğiz şimdi sizler için. Ne yazık ki benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Gece yarısından itibaren benzinde 35, motorinde 12 kuruş artış oldu. Epgis'ten yapılan açıklamada akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 18.09.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 35, motorinde 12 kuruş litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur denildi. Yeni zamlı fiyatlara göre İstanbul'da 6,75 liraya satılan benzinin litresi artık 7,1 liraya, motorin ise 6,38'den yerine 6,5 liraya satılacak. Genç işsizlik son 14 yılın rekorunu kırdı. 15-24 yaş arasında işsizlik 5,4 puanlık artışla %24,8'e yükseldi. En çok da 1990 sonrası doğan gençler işsizlikten payını alıyor. Kimi hiç işe giremiyor, kimi ise kıdem tazminatı düşük olduğu için kriz anında işten çıkarılıyor.
kadar süredir işsizsin? 4 yıldır işsizim. Ülkenin şartları çok zor. İşsizlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Haziran'da Türkiye'de işsizlik oranı %13 seviyesine çıktı. Genç işsizlik ise rekor düzeylere ulaştı. 15-24 yaş arasında işsizlik %24,8'lerde. İşsizlik son 14 yılın zirvesinde. En çok da gençler işsiz kalıyor. 1990 yılı sonrasında doğan Y kuşağı kıdem tazminatları az oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ilk kişiler oluyorlar. Üniversite mezunu insan sayısı eski oranla çok arttı. Ama iş sayısının o oranda arttığını düşünmüyorum. Birçok üniversite var ve insanlar okumak için oralara gidiyorlar. Bu üniversitelerden mezun olduklarında istihdam edilemiyorlar. Yani özel sektörde de bu şekilde. 3 aydır işsizim ben. Bölümün ne? Ziraat mühendisliği. Ekonomik tablo artan üniversite sayısıyla birlikte ortaya çıkan rekabet, gençlerin işe girmesi giderek daha da zorlu bir hal alıyor. Ekonominin gidişatı işsizliğin seyrinde doğrudan etkili. Kıdem tazminatının genç nüfusu işsizliği üzerindeki etkisi de dikkat çekti. Son dönemde bu nedenle işten çıkartmalar arttı. Üretmeyen bir ülke olmamızdan kaynaklı olarak dolar yükseldiği zaman haliyle her şeye zam geliyor. Alım gücü düşüyor. Kişi başına düşen milli gelir düşüyor. Bu sürekli alım gücünü düşürüyor. Ve sonuç olarak da işsizlik oranı otomatik olarak artıyor. İnşaat sektörü benim alanım. İnşaat sektörü de baktığım zaman her geçen yıl daralıyor. Bu sene de %12 ile daraldı yine. Hani herkes, bütün arkadaşlarım benim şu anda bir endişe duyuyor geleceğinden. Gençler iş sahibi olsalar da şirketlerin de küçülmeye gidildiğinde ilk gözden çıkarılan kişiler oluyorlar. Özellikle de 90 nesli, yani Y kuşağı, kıdem tazminatları az olduğu için işten çıkarılıyorlar. Durum böyle olunca da işsizlikten payını en çok 90 nesli alıyor. Ekonomik krizin derinleşmesiyle yaşanan işsizlik sorununun fotoğrafları gerek iş kuyruklarında gerek işkur kapılarında çekiliyor. Krize ilişkin bir başka fotoğrafsa greve çıkan, iş bırakan işçilerin tepkileriyle ortaya çıkıyor. Gümüşhane'de 5 aydır maaşlarını alamayan ve ücretsiz izne çıkmak istemeyen maden işçileri eylem yaptı. 330 işçiden 200'ü tesis önünde toplandı, alacaklarını istedi. Çok zor durumdalar. Birçoğu kirasını ödeyememiş durumda ve 3-5 kirası içeride olan arkadaşlarımız var. Çocuğuna bez alamayacak arkadaşlarımız var. 330 işçiden 200 maden işçisi aylardır maaşlarını alamamanın sıkıntısını işte bu sözlerle dile getirdi. Ekonomik krizde çalışan da zor durumda, iş arayan da. Bu kez Gümüşhane'de kayda alındı işçilerin talepleri. Çalışan personel bizde dahil olmak üzere güvenimiz olmadığı için işe çıkmadık. İşçiler şimdi ücretsiz izne ayrılmak istemediklerini ve ödenmeyen geçmişe dönük aylıklarının ödenmesini istiyor. Bizim de talebimiz en son 2 tane maaşı yatırma suretiyle çalışabileceğimizi aktardı kendilerine. Patronla görüşüp bize döneceklerini ifade ettiler. Şu an patrondan haber bekliyoruz. Arkadaşlar çok zor durumdalar. Açıklamaların ardından işçi grubu faaliyeti durdurulan tesiste talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceğini söylerken maden şirketi yetkilileri ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Yüksek Seçim Kurulu 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin maliyetini açıkladı. AKP'nin itirazı sonucu 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri Türkiye'ye 40 milyon 656 bin liraya mal oldu. İYİ Parti YSK üyesi Mustafa Tolga Öztürk'ün 23 Haziran seçimlerine ilişkin sorusuna cevap YSK Başkan Vekili Erhan Çiftçi'den geldi. Öztürk'ün 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin maliyetine ilişkin sorusuna cevap veren Çiftçi, toplam maliyetin 40.656.388,55 lira olduğu tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 14 bin oy farkıyla rakibi Binali Yıldırım'ı geride bırakmış. AKP'nin itirazları sonucu YSK'nın kararıyla seçim 23 Haziran'da tekrarlanmıştı. Tekrarlanan seçimi İmamoğlu 800 bini aşkın bir oy farkıyla ikinci kez kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan astsubaylardan 111'i tutuklandı.
Fethullahçı terör örgütünün TSK yapılanmasında ankesör sabit kontrollü hattı kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 138 şüpheliden 111'i tutuklanırken 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 39 muvazzaf assubay hakkında daha yakalama kararı bulunuyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Geçtiğimiz günlerde Beştepe'de bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerçekleştirilen 2 saatlik görüşmeye ilişkin ayrıntıları da aktardı. Karamollaoğlu o görüşmede 150 bin civarında KHK'lı için af hazırlığında olduğunu söyledi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu katıldığı programda Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilere ilişkin de konuştu. Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Abdullah Gül'le de görüştüm diyen Karamollaoğlu, onlar anladığım kadarıyla şu kanaate gelmişler. Bundan sonra kendilerinin AK Parti politikalarının müsbet yönde değişeceğine dair bir kanaatleri yok dedi. Öte yandan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili görüşlerini de yineleyen Saadet lideri Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde mesaj verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'nin Babadağ ilçesinde çalışmalarda bulundu. Belediye önünde halka hitap eden Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomiden özelleştirmelere kadar birçok başlık vardı. Türkiye'nin saatte 2 milyon dolar faiz ödediğini söyleyen Kılıçdaroğlu ayrıca alınan bu borçlar nereye kullanıldı diye sordu. Kul hakkını yememenin temel kuralı nedir? Temel kuralı harcanan her kuruşun hesabının millete verilmesidir. Bu hesap verilmiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Denizli Babadağ'dan verdi mesajlarını. Belediye ziyareti sonrası vatandaşlara seslendi. Sürekli artan işsizlik verileriyle başladı konuşmasına. Her evde bir işsiz var. Her evde. İşsizlik o kadar büyüktü ki yeni rakamlar açıklandı işsizlikte. İşsizliğin ne olduğunu acaba biliyorlar mı Türkiye'yi yönetenler? Bir evde bir işsiz varsa o evde huzur yoktur. Üniversiteyi bitirmiş çocuk, gencecik çocuk, pırıl pırıl üniversiteyi bitirmiş. Erkekse askere gitmiş gelmiş. İş arıyor, iş yok. Şunu soruyor, ben niye üniversiteye gittim o zaman? Niye iş bulamıyorum ben diyor. E şimdi o işsiz, baba da bazen işsiz. Çocuğuna harçlık veremeyen bir babanın dramını acaba sarayda oturanlar biliyorlar mı? Özelleştirmelerden bahsederken tank palet fabrikasına ayrı bir parantez açtı Kılıçdaroğlu. 1105 sayılı kanun hatırlatması yaptı yine. Bana dünyada bir örnek gösterin, dünyada. İster Papua Yeni Gine, ister Kanada, ister Amerika, ister Kuzey Kore, ister Güney Kore, ister Hindistan, Pakistan, Endonezya, nereyi? Rusya, nereyi istiyorsanız, Amerika, Kanada, nereyi istiyorsanız. Bana dünyada bir örnek gösterin ki kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekmiş. Yok arkadaşlar ya. O zaman sormayacak mıyız hiçbirimiz? Sormayacak, elimizi vicdanımıza koymayacak mıyız? Ya bir devletin askeri fabrikası, silah üreten askeri fabrikası o devletin namusudur arkadaşlar ya. Nasıl bir yabancı orduya verirsin bunu ya? Dün veya evvelki gün çağrı yaptım. 1105 sayılı kararnameyi niye yayınlamıyorsunuz? Gizliyorlar şimdi bu kararnameyi. Niye yayınlamıyorsunuz? Millette niye gizliyorsunuz? Ben eleştireceğim diye. O kararnameyi ben zaten biliyorum. Sen benden gizleyemezsin. Ben bilirim. Nerede olursa olsun o kararnameyi bulurum, milletin önüne koyarım. Faiz konusunda da dikkat çekici rakamlar ortaya koyan CHP lideri, alınan bu borçlar nerelere kullanıldı diye sordu. Aldığınız bu borçları ne yaptınız siz? 170 milyar dolar faiz ödediniz. Saatte bakın, saatte 2 milyon dolardan fazla, günde 50 milyon dolardan fazla faiz ödüyor Türkiye. Yabancılara ödüyor. Şimdi ne kurdular? Borçlanma Genel Müdürlüğü. Bakın. Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Niçin? Borçları yönetemiyorlar artık. Bunu da bereket versin. Resmi gazetede yayınladılar da orada gördük. Mecburen yayınlıyorlar. Çünkü bir genel müdürlük kuruluyor. Adı ne? Borçlanma Genel Müdürlüğü.
CHP lideri Babadağ'daki konuşmasında Suriye'de yaşanan son gelişmelere de değindi. Kim bizi Orta Doğu bataklığına sürükledi diye soran Kılıçdaroğlu, 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelirse kimse şaşırmasın dedi. Bakın Suriye'de kan akıyor. Kimin kanı akıyor? Müslüman kanı akıyor. Kim kim öldürüyor? Müslümanlar birbirini öldürüyor. Silahları kim veriyor? Bir tarafın eline Amerika, bir tarafın eline Rusya. Beyler birbirinizi öldürün diyor. Bak yeni silahlar buldum diyor. Buyurun öldürün. Size yeni silahlar vereceğim diye. Kim alet oluyor buna? Türkiye niye alet oluyor? Ne işimiz var Orta Doğu bataklığında? Ne işimiz var? Kim bizi Orta Doğu bataklığına sürükledi? Kim sürükledi? Bizim bunları sorgulamamız lazım değerli arkadaşlarım. Bakın bunun partiyle falan ilgisi yoktur. Bunun Türkiye'nin milli çıkarlarıyla ilgisi vardır. 3,5 milyon Suriyeli geldi. Eyvallah gelsin. Savaştan kaçtılar, çoluk, çocuk, genç, yaşlı hepsi geldiler. Sorun ne? Suriyelilere kızıyoruz. Niye Suriyelilere kızıyoruz ki? Suriyelileri buraya getiren adama kızacağız kardeşim. Suriyelinin ne günahı var? Kim buraya getirdi onları? Nasıl getirdi buraya onları? Onlar şimdi çalışıyorlar. Her birisi bir yerde. Bir de 40 milyar dolar para verdik. 40 milyar dolar. Ya 40 milyar dolarla Türkiye'yi asıl uçuracaktık o zaman. 40 milyar dolar para veriyorsunuz Suriyelilere. Şimdi İdlib'de sıkıştık. Ha bir taraftan Trump, bir taraftan efendim Putin. Acaba İdlib'de ne olabilir? Nasıl oradaki Suriyeliler Türkiye'ye gelmez? 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'nin kapısına dayanırsa kimse şaşırmaz. Çünkü Esad diyor ki ben kendi ülkemde teröristim, istemiyorum diyor. Sen bana Astana'da söz verdin. Ne dedin? Teröristlerin elinden silah alacağım. E al kardeşim. E alamıyorum. Alamıyorsan ben onları bombalarım çıkarırım diyor. Nereye gelecek bunlar? Tek çıkış yolları var Türkiye. 3,5 yetmedi mi? 3,5 milyon daha. Ya insaf ya. Bu nasıl bir dış politikadır? Bu nasıl memleketin çıkarlarını savunmaktır? Benim isyan ettiğim nokta bu. İsyan ettiğim nokta bu. Suriye sınırında hareketlilik sürüyor. Sınır hattına örülen duvarların yanı sıra beton bloklarla da güçlendirme yapılıyor. Türkiye'nin terör tehdidini sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlamak için Fırat'ın doğusuna yönelik harekat sinyali vermesinin ardından Suriye sınırındaki mevzilerin güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattındaki mevcut mevzilerde bulunan askerlerin güvenliğini ön planda tutacak olan beton blokların mevzilere nakliyesine başlandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırına da sevk edilen beton bloklar mevcut mevzilere yerleştirildi. Burada askerlerin güvenliğini ön planda tutacak olan beton blokların kritik olarak belirlenen noktalar öncelik olmak üzere sınır hattındaki tüm mevzilere yerleştirileceği belirtildi. Öte yandan sınır hattında da teyakkuz hali devam ediyor. Zırhlı araçlarla sınır hattında önlemlerini en üst seviyede tutan asker 24 saat eli tetikte Suriye tarafını termal kameralar, insansız hava araçları, dronlar ve ABD'de yapılan ortak hava devriyeleriyle helikopterlerle havadan da takip ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 60 bini aşkın Suriyeli'den 39 bini Türkiye'ye döndü. Dönüşler 31 Aralık'a kadar sürecek. Suriye'nin Babülselam sınır kapısına işlemlerini yaptıran Suriyeliler daha sonra Öncüpınar sınır kapısına geliyor. Göç idaresiyle pasaport polisince işlemleri yapılan Suriyeliler gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında ülkelerine giden Suriyelilerden şu ana kadar 39 bini Türkiye'ye dönmüş durumda. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık'a kadar süreceği bildirildi. Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına yapılan saldırı dünya piyasasını hareketlendirdi. Petrol fiyatları 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Financial Times gazetesinin analizine göre petrol fiyatlarının artmasından en çok etkilenecek iki ülke Türkiye ve Arjantin.
Petrol fiyatları dünya genelinde bir anda yükseldi. İvmenin daha da yukarı çıkması bekleniyor. Bu durumdan en çok etkilenecek ülkeler arasındaysa Türkiye'nin de adı geçiyor. Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına yapılan saldırının etkisi uzun bir süre kendini hissettirecek gibi. Saldırı ile birlikte dünya genelinde petrol üretiminin %5'i durdu. Bu durum dünya piyasalarını karıştırdı. Financial Times gazetesi petrol fiyatlarından hangi ülkenin nasıl etkileneceğine ilişkin bir analiz hazırladı. Analize göre petrol fiyatlarının artmasından en fazla etkilenecek iki ülke Türkiye ve Arjantin. Gazete yazısında iki ülkenin ekonomisi için de kırılgan ifadesi kullanıldı. Analizde Türkiye ve Arjantin'in enflasyonla mücadelede yetersiz kaldığı ve iki ülkenin de ekonomik krizle başa çıkmaya çalıştığı vurgulandı. Analizde Avrupa Birliği ve ABD'nin bu durumdan avantajlı çıkacağı tespiti yer aldı. ABD ve AB kısa süreli enflasyon artışı sebebiyle krizden avantaj sağlayarak çıkabilir denildi. Çin ise analize göre petrol fiyatlarının artmasından büyük oranda etkilenecek. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırı sonrası Husiler yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu. Saldırılara ilişkin açıklamalarsa sürüyor. ABD Başkanı Trump İran'ı işaret ederek gözdağı verdi. Rusya ve Çin'den ise İran'a sahip çıkan açıklamalar geliyor. Körfez'de sular ısınıyor. Isındıkça sadece Körfez ülkelerine değil, daha geniş bir coğrafyayı da içine alıyor. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere cumartesi saldırı düzenleyen Husiler her an yeniden vurabiliriz tehdidinde bulundu. Saldırıyı üstlenen Husiler olsa da Suudi Arabistan olayın arkasında İran'ın olduğunu, saldırılarda kullanılan füzelerin İran topraklarından fırlatıldığını, SİHA'ların da İran'dan havalandığını öne sürdü. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da saldırıya ilişkin İran'a hedef aldı. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, İran'ın Aramco saldırısında herhangi bir rolü olmadığını açıklamasına tepki gösterdi. Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var. Teyide bağlı olarak biz hedefe kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat Suudi Arabistan'dan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz ifadelerini kullandı. Trump saldırının ardından petrol fiyatlarındaki artışa yönelik de yorumda bulundu. Biz artık bir enerji ihracatçısı değiliz. Dünyanın bir numaralı enerji üreticisiyiz. Orta Doğu petrolüne ve gazına ihtiyacımız yok. Yine de müttefiklerimize yardım edeceğiz dedi. Trump'tan bir de gözdağı geldi. Konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır ifadesinde kullandı. Saldırılarla ilgili hedef göstermelere İran hükümet sözcüsü Ali Rebi'den ise yanıt gecikmedi. Rebi, bazı kötü niyetliler asılsız ithamlarla tefrika oluşturmaya ve komşular arasındaki güvensizlik ortamını artırmaya çalışıyor. Bunu son günlerde atılan tahrip edici adımlarda ve Suudi Aramco'ya yönelik saldırıda gördük dedi. Rebi, İran'a yönelik suçlamalarla ilgili de yanıltıcı açıklamalar, Amerika'nın algı operasyonlarının bir parçası ifadelerini kullandı. Bu arada Aramco tesislerine yönelik saldırının Irak topraklarından gerçekleştiği iddiaları da bir başka tartışma konusu. Irak'tan bu iddiaya bir açıklama geldi. Irak, yasalara bağlı kalarak topraklarının kardeş komşu ülkelerin aleyhinde kullanılmasına müsaade etmeyecektir denilerek iddialar yalanlandı. Irak'tan yapılan bu açıklamayı Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da doğruladı. Körfez'de yaşananlara Rusya da sessiz değil. İran'a yönelik suçlamaların ardından Rusya'dan İran'a sahip çıkan açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırıları kimin yaptığına yönelik sonuç çıkarmak için acele edilmemesi gerektiği belirtildi. Olayın Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi bilinen İran yaklaşımını daha da güçlendirecek şekilde kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Washington'ın saldırıların sorumlusu olarak İran'ı göstererek misilleme amacıyla güç kullanmayı planlaması kabul edilemez denildi. İran'a yönelik suçlamalara bir tepki de Çin'den. Çin Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada İran'a hedef gösterilmesi sorumsuzca olarak nitelendirildi ve taraflara itidal çağrısı yapıldı.
Afganistan'da ard arda gerçekleştirilen bombalı saldırılarda 48 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. İlk saldırı Pervan vilayetinin Cengelbağ bölgesinde gerçekleştirildi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin düzenlediği seçim mitingine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 22'si sivil, 26 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Yaralılardan 11'inin durumu ağır. Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Bombalı saldırıyı Taliban üstlendi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınında da intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 6'sı güvenlik görevlisi, 22 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıyı da yine Taliban üstlendi. Adana'da 2017'de 10 Kasım törenlerinde okul bahçesinde oynadığı iddia edilen Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu'ya yapılan idari soruşturmanın ardından maaş cezası verildi. Başka bir okula atanan Huylu 2 yıl sonra tekrar okuluna müdür olarak döndü. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, okul müdürü Mehmet Sırrı Huylu'nun 10 Kasım 2017 tarihinde okul bahçesinde oynadığı iddiasıyla görevden alınmasının ardından tekrar aynı okula müdür olarak atandığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Bulut Selçuk'a söz konusu şahsı aynı okula tekrar müdür olarak görevlendirmek hangi ihtiyaçtan doğmuştur? Sadece Atatürk'e değil, bütün ulusumuza yapılan bu saygısızlığın bakanlığınız aracılığıyla ödüllendirilmesinin gerekçesi nedir sorularını yöneltti. Görüntülerde yer alan müdür Huylu ise görüntülerin 9 Kasım'daki prova sonrası çekildiğini söyleyerek, prova sonrası öğrencilerimle çalınan şarkı eşliğinde Atatürk'ü almıştık demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Otogarı'ndan sonra bu kez de Anadolu yakasında bulunan Harem Otogarı'nda incelemelerde bulundu. Otogar içindeki esnafın dertlerini dinleyen İmamoğlu umut tazeledi. Bizde kaderine terk etmek yok, burada şehir adına en değerli kararı nasıl veririz ona bakacağız dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un adeta can damarları denilen noktalarda incelemeler yapmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun bu seferki durağı Harem Otogarı oldu. Yıllardır kaderine mahkum edilen Harem Otogarı'nda ziyarette bulunan İmamoğlu, otogar esnafının dertlerini dinledi. Harem Otogarı Esnaf Derneği Başkanı Kemal Kolaçoğlu'ndan otogarın son durumuyla ilgili bilgi alan İmamoğlu, buradaki sorunla ilgili çok hızlı yol alacağız dedi. Harem ömrünü tamamladı. Çoktan başladı. Net. Ama yıllardır bu konunun böyle bir belirsizlik içinde durması da üzücü. Evet. Dolayısıyla bizim bundan sonraki hedefimiz hızlıca, yine sizin bilginiz dahilinizde buraya en uygun alternatifi oluşturup sizinle paylaşacağız. Göreceksin, çok hızlı yol alacağız. Ondan çok eminim ben. Başkan. Hiç endişe olma. Ondan çok eminim ben. Allah'ım. 80 yaşındaki bir kadın kendi ürettiği sebze meyveyi satmak isterken zabıtanın engeliyle karşılaştı. İsyan etti. O isyanı kameralara yansıdı ve sosyal medyada dün en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu. Zabıtanın müdahalesine büyük tepki var. 80 yaşında bir kadın, Bursa Tahtakale Üretici Pazarı'nda emeğiyle ürettiği domates, çilek ve fasulyeyi satıyordu. Müdahale edilene kadar zabıta engel oldu. Sattığı, kendi emeği de olan malzemeleri bir bir topladı zabıta ekipleri, kamyonete koydu. O anlarda kadının sözleri yankılandı. İsyanlı kameraya böyle yansıdı. Her gün böyle ne olur bu milletin hali böyle be? Zabıtanın müdahalesine çevre esnafından da tepki geldi. Görüntü sosyal medyada da günün en çok paylaşılan ve tepki çeken videolarından biri oldu. Gördünüz mü?
Devlete milyonlarca borcu olanlardan hesap sorulmazken 80 yaşındaki bir kadına yapılanın büyük haksızlık olduğu ifade edildi. 80 yaşındaki bir kadının neden çalışmak zorunda olduğunun sorgulanması gerektiği yorumları yapıldı. Erzurum'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay'ca bir süre önce onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu tutuklandı. Göksu ile birlikte Karayazı Belediyesi'nin HDP'li iki üyesi dahil 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. HDP'li Göksu ve beraberindeki 6 kişi Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. İfadesi alınmak üzere adliyeye götürülen Göksu hakkındaki karar okunarak tutuklandı. Melike Göksu ile birlikte gözaltına alınan ikisi meclis üyesi 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2017'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Göksu 31 Mart seçimlerinde %60.83 oranında oy almıştı. ...17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk davası için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle yayın yasağı getirilmişti. 5 sene sonra Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken bir karar geldi. Yayın yasağının ifade ve basın özgürlüğü ihlali olduğuna hükmetti. 17-25 Aralık Araştırma Komisyonu'na Anayasa Mahkemesi'nden ihlal kararı çıktı. Yüksek Mahkeme Meclis Araştırma Komisyonu'na yayın yasağı getirilmesini ifade ve basın özgürlüğü ihlali saydı. Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırmak için Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulmuş, hemen ardından yayın yasağı getirilmişti. Yasak üzerine Halk Radyo ve Televizyonculuk AŞ yargının yolunu tuttu. Başvuru üzerine Yüksek Mahkeme ihlal kararı verdi. AYM yayın yasağının kanunilik ölçütünü karşılamadığını belirtti. İhlal kararı oy birliğiyle alınırken keyfi yasak olamayacağı vurgusu yapıldı. Adnan Oktar suç örgütünün sanıkları ilk kez hakim karşısına çıktı. 226 sanıklı davanın duruşmasında ilk Adnan Oktar'a verildi. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Oktar savunmasında devlete sizin bildiğiniz bilmediğiniz çok hizmet verdim ifadelerini kullandı. ...26 şüpheli, 24 ayrı suçlama, 125 mağdur ve müşteki, 3908 sayfalık iddianame. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Tarih 11 Temmuz 2018, emniyet güçleri Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon için düğmeye bastı. 226 şüpheliden 167'si tutuklandı. Örgüte siyasal ve askeri casusluğa teşebbüsten tutun da cinsel istismar, suç amaçlı örgüt kurma, kasten adam öldürmeye teşebbüse kadar pek çok suçlama yöneltildi. Adnan Oktar ve lideri olduğu grubun üyeleri ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapıldı. Öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Salonun bulunduğu alanın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Mahkeme heyeti kimlik tespitinin ardından sanık avukatlarının itirazlarını dinledi. Savunmalara geçildi. İlk söz sanık Adnan Oktar'a verildi. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Oktar, İngiliz Derin Devleti'nin komplosu nedeniyle tutuklandıklarını söyledi. İngiliz Derin Devleti tüm Türkiye'ye ve İslam'a karşı Erdoğan hükümetini yıkmaya çalışıyorlar. Ben de hükümeti destekliyorum. Bir psikolojik savaş bu. Devlete sizin bildiğiniz, bilmediğiniz çok hizmet verdim. Arkadaşlarımızın MİT görevlileriyle de görüşmeler oldu. Ben Büyük Türkiye'yi, Turan'ı, Türk-İslam Birliği'ni hedefliyorum. Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan da müşteki sıfatıyla duruşma salonundaydı. İstedikleri kadar
şey yapsınlar, inkar etsinler, dosyalar konuşur, yazılı belgeler konuşur. Duruşma sürerken dışarıda davul zurna sesleri yükseldi. Büyük Birlik Partisi Bolu eski il başkanı Mahmut Alan cezaevi önünde hem çaldı hem oynadı. Alan iki kızını kurtarmak için Avusturya'dan gelen Elvan Koç'a destek çıktığı için tutuklandığını ve hakkında davalar açıldığını öne sürdü. Oktar'a yönelik tepkisini de işte böyle gösterdi. Buradan böyle çıkınca Silivri'de alırsın soluğu. Hele Adnan, hele Adnan, yandan yandan, hele Adnan. Yeni yargı paketinde idam yok açıklamayı AKP Grup Başkanı Naci Bostancı yaptı. İdam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını söyledi. Bostancı, 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmalarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz. Ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız. Önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefete sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde idam cezası yok ifadelerini kullandı. Merhum Başbakan Adnan Menderes, idamının 58. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen törene Menderes'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende dikkat çeken başka bir nokta daha vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pejmürde ederiz" sözünden sonra Beştepe'deki başkanlar toplantısında aynı oturumdaydı. Bugünkü, affedersiniz, dünkü törende ise ilk kez karşı karşıya geldiler ve tokalaştılar. Eski başbakanlardan Adnan Menderes idamının 58. yılında Topkapı'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes ve Menderes'in torunları da katıldı. Saygı duruşuyla başlayan anma programı sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarıyla devam eden anma etkinliğinde İmamoğlu, merhum Menderes'in gelini Ümran Menderes'le kısa bir süre sohbet etti. Menderes İmamoğlu'na hayırlı olsun, Allah kolaylıklar versin temennisinde bulundu. Tebrikler, hayırlı olsun, Allah yardımcınız olsun. Eski Başbakan Adnan Menderes için yapılan anma etkinliğinde dikkat çekici bir anda kayda alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kısa süre önce kendisine "pejmürde ederiz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ön safta buluştu, tokalaştı. Menderes'in mezarında bir araya gelen iki isim tokalaşırken Soylu'nun hayli neşeli yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Bilim ve Teknoloji Festivali Teknofest bu yılda rekor katılımla kapılarını açtı. Solo Türk'ün Nefes Kesti şovu. En dikkat çekici bölüm ise Rus Su-35'in İstanbul semalarında yaptığı gösteriydi. 2019 yılı Teknofest başlıyor. Teknofest kapılarını açtı. İlk günden rekor katılım oldu. Türkiye'nin en ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan Teknofest bu yılda oldukça renkli geçiyor. Festivalde Dünya Drone Kupası yarışı, Solo Türk, Türk Yıldızları gösterileri, konserler ve sürpriz etkinlikler dikkat çekiyor. Katılımın bu yıl rekor sayıda olduğu yarışmaların yanı sıra sergiler ve deney masaları da var. Festivalde milli uçan araba Cezeri de görücüye çıktı. Genç beyinler festivaldeki helikopterleri tek tek inceledi. Solo Türk nefes kesen gösterileriyle herkesi kendine hayran bıraktı.
festivalde dikkat çeken başka bir ayrıntı ise Rus Hava Kuvvetleri uçağı Su-35'in gösteri yapmasıydı. Dünyanın en yeni teknolojilerinden Su-35. Festival pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor. Türk sporcu yine gururlandırdı. Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası Greco-Roman stil 130 kilo finalinde milli sporcu Rıza Kaya Alp, Kübalı Oscar Pinohins'i yendi ve altın madalyayı kazandı. Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, Greco-Roman stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pinohins ile karşılaştı. Baris Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı. Kaya Alp, Greco-Roman stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Yarışın ardından Türkiye'ye dönen sporcu havaalanında karşılandı. Kaya Alp, Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadım ama olimpiyat şampiyonluğu yaşamadım. Olimpiyatlarda 3. ve 2. oldum. Hedefim 2020 Tokyo olimpiyatlarında şampiyon olmak dedi. Evet, bu güzel haberle noktalıyoruz. Yarın sabah saat 9 olduğunda tekrar karşınızda olacağız. Tekrar günaydın diyeceğiz bu ekranlardan sizlere. Şimdilik hoşça kalın.